Turgut Özal'ı anma programındayız. Dönemin Milli Eğitim Bakanımız Sayın Vehbi Dinçerler'le birlikteyiz. Efendim, sizin döneminizde tabii en meşhur şeyiniz fen derslerine yaratılış konusunu maşallah koydukmanızdı. Şimdi günümüzde hala lise kitaplarında Darwin'in teorisi okutuluyor. Fakat karşıtı onu çürüten bilimsel gelişmeler, deliller kitaplarda yer almıyor. Ciddi mi söylüyorsun? Çok ciddiyim. Ben demek ki biraz geride kalmışım. Yazık etmişler. Yani bu sizin cemaatin, yani Adnan Hoca'nın ve arkadaşlarının, sizlerin bu konudaki gayretlerini bütün dünya biliyor. Koca koca kitaplar yazdınız, bütün dünyaya gönderdiniz. Eğer bu kitaplar Milli Eğitim Bakanlığı'na ulaşmadıysa veya talim terbiyeye ulaşmadıysa acırım yani. Acırım. Yani yazıklar olmuş demektir yani. Bizim emeğimize de yazık olmuş demektir. Biz o zaman sizin de bizim de düşündüğümüz gibi ayrı ayrı düşündük, birbirimizden habersiz düşündük. İnsanlar ne derse desin, Allah biliyor. Biz zaten Darwin teorisi kaldırılsın demedik ki. Darwin teorisi dursun ama onun yanında yaratılış teorisi de öğretilsin. Neden diye bana sordular Darwinciler. Dedim ki ben doğruyu öğretiyorum. Yani yaratılış teorisini öğretiyorum. Yanlış o da durmalı ki doğrunun değeri daha iyi anlaşılsın. Çok kızdılar ama ben hala aynı kanaatteyim. Ama eğer biyoloji kitaplarından gerçekten veya diğer kitaplardan yaratılış teorisini ve esaslarını çıkardılarsa, sadece evrim teorisini öğretiyorlarsa, ya bunda herkesin büyük günahı var demektir. Şimdi bakın, bir kere daha söyleyelim. Yani siz bu konuda gerçekten yani bir uzmanlık müessesesi haline geldiniz. Eserlerinizle, yazınızla, gayretinizle, yayınlarınızla. Bence Darwin'le ilgili söylenecek birinci söz, Darwin gerçek bilimsel bir teori değildir. Çünkü bilimsel teorinin de kendi içinde ispatlanması lazım. İspatlasınlar, kanun haline gelsin, mümkün değil. Dolayısıyla bir hayali düşünceyi sadece hayal olarak öğretebilirsiniz. Bunu bir mutlak inanç vesilesi veya bilimsel iman noktasına getirmek yanlıştır. Bu yanlışlık nasıl ispat edilir? Başka bir şey öğretmezsiniz. Baskı yaparsınız, zulüm yaparsınız, bundan başka hakikat yoktur dersiniz. Bu işte bilimsel olmayan halin en basit ispatıdır. Benim temennim, siz bugüne kadar mesela evrim teorisi meselesinde olduğu gibi hep gerçekleri söylediniz. Olabildiğince bilimsel gerçekleri söylediniz, sadece söylemekle yetinmediniz, gayret ettiniz ve yaydınız. Benim istirhamım, dileğim, temennim, duam sizin daima gerçekler üzerinde durmanızdır. Güzel, yetişkin, çok üst seviyeli zihinlere sahipsiniz. Yani etkiniz yüksek perdede çok fazla. Dolayısıyla siz gerçeklerden kesin surette ayrılmazsanız hayırlı olursunuz. Selam, dua diyorum, başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederiz Sayın Bakanım. Sağ olun.